Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar genel hatlarıyla çantamız hazır. Şimdi çantamızın sap ve süs kısmına geçmeden önce fermuar dikmek için çantamıza yer ayarlayacağız. Ben şu büyüklükte bir fermuar düşündüm. Şöyle bakıyorum. Genelde şu bir uçtan bir uca fermuarımızı dikeceğiz. Şöyle çantanın iç yüzünü çevirelim. Tam köşelerini belirledik. Şuradaki ilk sıranın deliklerinden ben fermuara, bakın şurada desenimin bittiği yerde fermuarımı ayarlayacağım. Şöyle çeviriyorum. Şuraya işaret koyuyorum. Bir işaret de buraya. Aynı şekilde arka yüze de. Şu ikinciye kenarlardan iki tane kalacak şekilde desenin bitti sırasına, bakın ilk sık iğne sıramıza işareti koyuyorum. Şimdi bakın şu işaretimi koydum. Kısımda şöyle şuraya girdim. İpimi tuttum, çektim. 1 2 zincir çektim. Bu işaretimi artık çekebilirim. Bunu yaptıktan sonra bakın şu çıktığım yere aynı yere batıyorum. Şunu alta alayım. Bakın. Şöyle. Battım. Bir sonrakinden şöyle. Önce ipimi doladım. Battım. Yanındakinden çıktım. Çektim. Bir ikili trabzan. Yine battım. Yanındakinden çıktım. Bir ikili trabzan. İşaretimize kadar örüyorum. Battım, karşıdan çıktım, bir ikili trabzan. Bunu iç yüzden yapıyoruz. Battım, karşıdan çıktım, bir ikili trabzan. Bunu iç tekrar söylüyorum. Bakın iç yüzden yapıyoruz. Dışarıda sadece bir dikiş oluşuyor. İşaretime kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, kenara geldik. İşaretimi çıkardım. Bir ikili trabzan yaptım. Bir sıra daha döneceğim aynı yerden. İki zincir çektim. Ve bir sıra daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bir şekil oluşuyor iç tarafta. Daha sonra döndüreceğiz. Aynı bu şekli şu çantanın şu yüzüne de yapıyoruz. Daha sonra da şöyle bu yaptığımız şekle fermuarımızı şuralarda dikeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bu fermuarı astar, hatta şu tokaları kullanmadım. Eski çantalardan kullandım geri dönüşüm olarak. Siz de eğer elinizde varsa bunu yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Öbür tarafı da aynı şekilde öreceğim. Ve çantamızı sapı ve
süsünün yapımına bakın. Geldik. Şimdi çantamızın sapını nasıl yaptık? Eski bir çantadan bir kere şu aparatlarımı buldum. Bakın şöyle kullanmadım bir çantadan. Bu aparatımı aldım. Aparatıma şöyle ipimi şu iç kısmından taktım. Bir, altta bu ipimi de yürütüyorum. Altı sık iğne yaptım. İki, üç, dört, beş, altı sık iğne. Altı sık iğne yaptıktan sonra zincir çekmeden şu şekilde geriye döndüm. Bakın bu şekilde değil, ipim arkada. Şöyle geriye döndüm, ipim arkada. Şu ilk tepeye baktım. Ve sık iğne örüyorum tepelere batarak. 2 3 4 bu şekilde her tepeye batarak sık iğne yapıyorum. Yine bakın 1 2 3 4 5 6 tepem var. Yine bakın kenarda zincir çekmiyorum. Döndüm böyle ipim arkada. Aynı şekilde devam. Hemen dibine 1 bu şekilde devam ediyorum. Son tepeler zincir çekmediğimiz için zorluyor ama kenarları düzgün oluyor. Yine döndüm bakın. Sık iğne. Bunun tek farklılığı dönüşlerde zincir çekmiyoruz. Bakın ne kadar örmüşüm. 40 santimetre boyunca örmüşüm. Şimdi bunu 40 santimetre ördükten sonra şuradan itibaren diğer aparatıma ekleyeceğim. Şuradan ipimi kesiyorum. Şöyle tuttum. Şöyle dolayarak bir kere doladım. Tığımdan yararlanacağım. Şuradan battım. Arkadan aynı yerden çektim. Yine doladım. Şimdi bir sonrakinin içinden battım, çekeceğim. Birinden iki kere çekiyorum. Bir daha aynı yerden çektim, doladım. Diğerine geçtim. Bir daha aynı yerden. Her birinin içinden iki kere dolayarak devam ediyorum. Çantamızın sapı hazır. Bunu kenara alıyorum. Şimdi fermuar yerlerini bakın. Ördüm. Fermuar kısmı da hazır. Çantamın iç yüzü dışarıda.
Yine eski bir çantamdan bir astar aldım. Çıkardım ben. Kullanmadım bir çantadan bir astar. Onu böyle çantamın iç yüzüne şöyle göstereyim. İğneleyeceğim. Daha sonra da bunu ince iple iç kısımdan dikeceğim. Kullanmadığınız, tekrar söylüyorum, demode olan ya da derisi yıpranmış çantalarınızın aksesuarlarını ördüğünüz çantalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Astar biraz bol gelirse şöyle yedirin. Evet, şöyle çantamın dış yüzünü alıyorum yine. Bu iğnelediğim astarı ben daha sonra dikeceğim. Bakın, şöyle göstereyim. Astar kısmım, yani şekil olarak hazır. Buraya da ne demiştik? Fermuarımızı monte edeceğiz. Bakın, fermuarı da şöyle iğne ile göstereyim ben. Şuradan önce iğneleyip sonra dikin tam köşeye kadar. Bu arada fermuar takmak zorunda da değilsiniz. İsterseniz şu iç kısmı yapmayıp fermuar takmayabilirsiniz. Astarlamayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben tekrar söylüyorum. Şu anda sadece göstermek amacıyla fermuarı ve astarını iğneyle tutturdum. Şimdi çantamızın sapını da yapmıştık. Onu da takalım. Bakın şöyle. Şuradan fazlalık ipimizi kesiyoruz. Şimdi genel hatlarıyla çantamız hazır. Çantamızın tek kalan kısmı bu süsü. Onu da şuradan ben ördüm. Nasıl örüldüğünü göstereceğim. Bakın şöyle takıyoruz. Şimdi bunu nasıl ördük? Hemen gösterelim. Şöyle metalim var. Daha büyük bir metalim. Metalimin içinden şöyle bir sık iğne yaptım. Ve başlangıç ipiyle birlikte, ucuyla birlikte 2 3 4 5 6 çanta sapında 6 sık iğne yapmıştık. Süsünde 7 sık iğne yapıyoruz. 7. Yine bakın, zincir çekmeden dönüyorum. Aynı şekilde her tepeye batarak sık iğne yapıyorum. Dönüyorum. Hemen dibinden başlayarak her tepeye batıyorum. Zincir çekmiyorum. Sık iğne. Bakın yine dönüyorum. Zincir çekmedim. Hemen dibine battım. Sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi burada 20-22 santimetre boyunda ördükten sonra şu ucunun şu süsünü yapıyorum.
Çok kolay. Hemen onu da gösterelim. Şöyle ipimden alıyorum. Bunu daha ince göstereceğim. Şöyle katladım. Bakın, katladım. Katladıktan sonra şöyle ucundan geçirdim. Başka bir tane kısa bir ip aldım. Bakın, şöyle doladım. 2-3 sefer ve arka yüzünde şöyle sıkıca arka yüzünden bağladım. Bu ipi biraz daha uzun tutarsanız bağlama uçları da aşağıya diğerlerle birlikte kayacaktır. Bunu yaptıktan sonra istediğiniz, bakın şu boyutu, şöyle boyutta şu ucunu tutarak kestikten sonra buradan kesiyorsunuz ve süsümüz hazır oluyor. Tekrar söylüyorum, şu bağlama ipinin daha uzun tutarsanız onu da uçlarıyla birlikte aşağıya sarkıtıp süsünüzü oluşturabilirsiniz. Tabii ki daha fazla kat yaparak. Şimdi bu çantamızın kapağını çantamıza monte edeceğiz. Çantamızın arka yüzüne monte ediyoruz. Bakın, şurada ben işaretledim. Tam ortada. Şimdi ben bunu çantama monte etmek için arka yüzünden şöyle örgü dikiş iğnemi kullanıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Bakın, şuraları, şu bitirme sıramı göstereyim. Bu bitirme sıramın şu düz giden ilmeklerinin şu üst taraflarını çantamızın şuradaki şu kısımlara dikeceğim. Şimdi iğnemi geçirdim. Bakın, şunu şu şekilde gelecek vaziyette. Bakın, bağlama kısmı arkada, süsün bu öne gelmesi gerekiyor. Bu şekilde ilk işaretimin olduğu yere işaretimi çektim. Şöyle yukarıdan aşağı iğnemi geçirdim. Şöyle ipimi çektim. Tekrar hemen yanına, hemen dibine batıyorum. Bakın, sıkılaştırdım. Devam ediyorum. Bir sonrakine alttan iğnemi geçirdim. Ve hemen şunun yanındaki ikinci tepeye, üst kısmına battım. Aynı yere tekrar bir daha battım. Şimdi bir sonrakine kaydım. Burada da üsttekinde de bir sonrakine geçtim. Aynı yere yine bir daha alttan yukarıya battım. Bir sonrakine kaydım. Yine aynı yerden bir daha geçtim. Bakın, iki tane kaldı. Burada da iki işaretimi çekebilirim. Bir sonrakine kaydım. Üstteki ilmeğe de battım. Aynı yere bir daha battım. Ve son olarak şu yandakine battım. Ve son ilmeğimin şurada yine üst katına batarak çıkıyorum. Aynı yere bir daha batıp çıktım. Şimdi iç kısma çıkacağım. Hemen fermuarımı şöyle açtım. Şuradan dibinde şu iç kısma çıktım. Buraya bir sağlamlaştırma yapıyorum. Düğüm atıyorum.
Ve ilmek bir ki ilmeğin içinden iğnemi geçirerek ipimi yürütüp kesiyorum. Arkadaşlar çantam hazır. Bakın süsü de hazır. Dikiş yeri hiç belli değil. Şimdi bu arada arkadaşlar astarları iğnelemi en son toplu iğneyle iğnelemiştim. Astarıyla fermuarı elde diktim. Bakın astarımı diktim. Fermuarımı da elde diktim. Çantamın içi bu. Bu arada bunu ben astarını başka bir çantamdan, eski bir çantamdan kullandığım için bakın bölümlerim de oldu. Bir bölüm, iki, üç bölümlü oldu iç kısmı torbamın. Torba çantamın. Hemen şu üst fermuarımı da kapattım. Çantamın süsünü de öne attım. Çantam hazır. Çok kolay, neredeyse masrafsız, çok güzel bir torba çanta modeli. Eğer elinizde herhangi bir eski çantadan metal yoksa, hiç metal kullanmadan, bakın şu kenarları bitirirken şuradan itibaren sapınızı örebilirsiniz şu şekilde ve bu uçta bitirebilirsiniz. Çantanın sapı direkt olarak buradan gelebilir. Bu süsünüzü de direkt olarak şuraya toplayıp monte edebilirsiniz. Yani tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. İlla ki bir çanta, örgü bir çanta yapmak için tüm aksesuarlar tam olacak diye bir kural yok. Sadece bir tığ, ip ve bir fermuarla da ya da içine bir eski penyadan yapacağınız bir astarla da örgü çanta yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, torba çantamız bu. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı ve beğendim butonuna tıklamayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.